Hocam ligin başlamasına yaklaşık 20 günlük bir süre kaldı. Merak edilen konulardan bir tanesi de yabancı sınırı ile ilgili. Siz Kulüpler Birliği toplantısına yönetimle birlikte katıldınız. Evet. Orada Galatasaray'ın yabancı sınırına bakışı nedir? Yeni sezonda değişikliği ne şekilde gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz siz? Burada genel olarak istek tabii ki değişmesi. Yani artının ortadan kalkması, yani özellikle hocaların net bir isteği aslında, yani katılan hocalar da büyük ölçüde bu görüşü bildirdi. Yani artı 3 tabii oyun içerisinde bizi zorluyor, oyuncu değiştirirken zorluyor, kadro yaparken 11-21 kişilik kadroda zorluyor. Genel olarak da işte yani bu kuralın Türk futboluna getirdikleri üzerine tabii ki konuşmalar. Yani çok net bir getirisi olmadığını çok açık bir şekilde görüyoruz aslında. Yani burada tabii ki ortak payda da, yani aslında benim için oradaki ana konu tabii ki herkes görüşlerini bildirdi. Oyuncu yabancı sayısı çok genel olarak sınırlandırmaya karşı olması herkesin. Ama benim için önemli olan, değerli olan, benim de dile getirdiğim özellikle B takım organizasyonunun liglere dahil edilmesi. Yani Galatasaray ikinci takımının belki ikinci ligde, üçüncü ligde yer alması. Yani bunu daha önce bu yapılmıştı, biliyorsunuz. Galatasaray üçüncü ligde oynuyordu, Bursaspor ikinci ligde oynadı. Belki siz hatırlamazsınız. Bizim yaşımız yetiyor. Yani Bursaspor'da inanılmaz bir oradan başarı elde etmişti. Jenerasyon yakalamıştı. Galatasaray aynı şekilde. O yüzden yani ikinci takım işi, ikinci lig, üçüncü lig, yani hangi nereden başlayacaksa aslında, yani biz oyuncu oynatmada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bugün burada dediğim gibi yani genç oyuncu oynattığımızda seviniyoruz ama bu oyuncular kendi yapımız içerisinde gidip gelebilecek şekilde, yani Portekiz, İspanya, Almanya örneğinde olduğu gibi, Belçika örneğinde, Hollanda örneğinde olduğu gibi, yani bütün dünyanın kullandığı oyuncu gelişimi için ikinci takımların liglerde yer alması, bunu tabii ki isteyen takımların. Yani benim için burada dünkü şeyde en önemli konu buydu. Dediğim gibi oyuncu gelişimi, yani bizim burada istediğimiz kadar Türk oyuncuyu yasaklayalım, oynatalım, istediğimiz kadar yabancı oyuncuya yasak getirelim. Ya biz burada oyuncu ortaya çıkaramadıktan, üretemedikten ve bu altyapı düzenini doğru bir şekilde kullanamadıktan sonra, ya bunun bir değeri kalmıyor. Yani hak etmeyen oyuncuyu yukarı çıkartmak zorunda kalıyorsunuz belki. Kötü oynadığında oynamaması gereken oyuncuyu bazen oynatmaya çalışıyorsunuz. Yani buradaki ana konu futbolun doğasında olan birbirinde yarışması oyuncuların. Yani biz Türk oyuncuları burada yabancı oyuncularla yarıştırdığımızda zaten Türk oyuncuların da performansını daha yukarıya çıkartacağız. Zaman zaman Avrupa'ya gitti. Yani son döneme baktığımızda birçok oyuncumuz yurt dışında gidiyor, oynuyor. Türk milli takımı yine 14 yabancılık düzende daha başarılıydı. Daha çok futbolcu dışarıya gönderiyorduk. Aslında bu değişim baktığımızda Türk futbolunu olumsuz yönde etkiledi.